Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi CSIS'in düzenlediği panelde Rakka ve yardım faaliyetleri masaya yatırıldı. Rakka'yı istikrarlaştırma çalışmaları ve alandaki operasyonları Amerika'nın hedefleri doğrultusunda birleştirme konulu panele Savunma Bakanlığı İstikrar ve İnsani İşler Müsteşarı Mark Swain, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Bölümü Suriye Geçiş ve Müdahale Birimi Direktörü Karen Decker, Amerika Yardım'ın Ortadoğu Bürosu Üst Düzey Yetkilisi Maria Longhi, CSIS Uluslararası Güvenlik Direktör Yardımcısı Melissa Dalton katıldı. CSIS'ten Erol Yayböke de panelin moderatörlüğünü yaptı. Panelde Türkiye'nin Afrin operasyonu ve Membiç'e olası müdahalesi de gündemdeydi. Savunma Bakanlığından Mark Swain, Türkiye ile askeri alanda ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve Türkiye'nin Membiç'e doğru harekete geçeceğini gösteren bir işaret görmediğini söyledi. Manbij, Amerikan askerlerinin bulunduğu bir yer. NATO müttefikimizde askeri alanda iletişimimiz mükemmel ve bunun değişmesini beklemiyorum. Askeri iletişim devam edecek ve Manbij'e gidecekleri yönünde hiçbir belirti görmüyorum. Suriye'de şiddet arttığında, istikrarsızlık şansı arttığında endişeleniyoruz. Çünkü bunun kayıp sayısını, mülteci akışını ve evlerini kaybedenlerin sayısını artırma ihtimali olur. IŞİD'i yenerken bunun sürdürülebilir olmasını isteriz. IŞİD'in geri dönmesini istemeyiz. Swain koşullara göre Suriye'de askeri varlıklarını sürdürmeyi planladıklarını, bunun amacının terör bağlantılı direnişle mücadele olduğunu açıkladı. Karen Decker da Türk medyasının iki ülke ilişkileri konusunda yardımcı olmadığını kaydetti. Türk medyası Türk-Amerikan ilişkileri konusunda yardımcı değil. Afrin'deki operasyonun Türkiye'de popüler olduğunu belirtiyor ama Afrin'deki popülerlikle Türkiye ve Amerika'nın birbirine ateş açması arasında çok büyük fark var. Askeri kanallardan müzakereler yürütülüyor böyle bir durumla karşılaşmamak için. Dekır, Türkiye'nin son iki yıldır Amerika'nın Suriye'deki ortaklıkları nedeniyle çok kızgın olduğunu da belirtti ve bunun yardım faaliyetlerini zorlaştırdığını söyledi. I think it was Secretary Mattis who pointed out not only as Turkey Sanırım, Savunma Bakanı Metis, Türkiye'nin IŞİD'in barındığı ülkeye sınırı olan ve kendi içinde direniş olan tek NATO ülkesi olduğunu söylemişti. PKK, Suriye'deki kollarla doğrudan bağlantılı. Türkiye bu ilişkide daha yüksek seviyede. Onlar Amerika'nın stratejik ortağı, bunu en üst düzeyde defalarca söyledik. Fakat Türkiye'nin tepkisi stratejik bir karşılık değildi. Türkiye PKK'nın elinde ölen 40 bin Türk gerçeği konusunda inanılmaz derecede duygusal ve onlara göre biz PKK ile ortağız. Güvenlik endişeleri konusunda empati yapmaya çalışıyoruz. Türk tarafının söylemindeki seviye yardımcı değil. Hoşnutsuzlukları göstermek için Türkiye dışında insani yardım faaliyetleri gösteren ortaklara yaptırım uyguladılar. Türkiye'den Suriye'nin doğusuna sınırdan destek olanağı yok görevlileri başka yerlere kaydırmak zorunda kaldık. Bence Türkiye'nin bu konuda gösterdiği duygusal karşılık kısa görüşlü. Fakat kapıyı tamamen üzerimize kapamadılar. Bence bunun bir nedeni 2 milyon mülteciyi daha almak istemiyorlar. Melisa Dalton ise Suriye demokratik güçlerinin çoğunun Kürt güçlerden oluştuğuna dikkat çekti ve bölgedeki Sünni Arap nüfusun daha fazla temsil hakkı olması gerektiği mesajını verdi. Koalisyon SDF'de Araplar ve Türkmenlerin de temsil edilmesi için çok uğraştı. Ama SDF'nin liderliğini Kürtler yapıyor. Bence Rakka'da yerel yönetim konusunda önemli soru işaretleri var. Fırat Vadisi'nden aşağıya doğru baktığımızda bazı önemli zorluklar var. Bölgede daha fazla Sünni Arap yaşıyor. Biz Kürtlerin liderliğindeki SDF ile ilerlerken bu insanlar nasıl organize olup temsilci olacak? Suriye'nin kuzeyindeki Arap-Kürt geriliminin büyük sorun olabileceğini görüyorsunuz. Bu ayrıca Sünni Arapları sadece siyasi olarak değil, güvenlik konusunda da rol oynamaları için cesaretlendirirsek ne olacak sorusunu gündeme getiriyor. Bazı savaşçılar Afrin'de Türklerle birlikte çatışıyor. Amerika Yardım adlı kuruluştan Maria Longi de Rakka'nın desteklenmesinin önemini vurguladı. ISIS the caliphate they're not sitting in Raqqa anymore IŞİD artık Rakka'da değil ama eğer Rakka desteklenmezse ve bir şekilde yönetilmezse IŞİD'in geri dönme ihtimali var mülteciler Rakka'nın devletin hizmet sunduğu ve güven içinde geri dönebilecekleri bir yer olduğunu hissetmeli. Bu nedenle yaptığımız işi yapıyoruz. Mayınların temizlenmesi birinci öncelik olmalı. Rakka konseyi ve yerel gruplarla çalışıyoruz. Önceliklerini belirlemeye çalışıyoruz. Su, elektrik ve okul öncelikleri. Yerel yönetime ve yerel topluma, kentleri ve ülkeyi istikrara kavuşturmada çok önemli sorumluluk düşüyor. Suriyelilerin geleceğe baktıklarını söyleyen Kerin Dekır'da tarımın gelir sağlamada önemli bir etken olabileceğini söyledi. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.